Kayseri'deyim. Hadi o zaman bakalım Kayseriler ne örüyor? Mendili eline, mendil verdim beline. Kayseri'nin bütün ilçelerinde kullanılan kooperatiflerden birisiyiz. Lahmacun gibi bir şey görüyorum ama bunun adı yağlamaymış. Şöyle katlayacağım bunu. Ben de azıcık yoğurda batırayım şöyle. Buranın olmazsa olmazı bünyan halılarını görmeye geldik. Kayı boyu otağının süsüdür, Türklüğümüz kadar da eskidir. Benzemez İran'ın sine düğümüne, düğümü de kendi gibi Türktür. Kul oldu emek halı çula döndü, kıymetin bilinmez adın duyulmaz oldu. Şu anda sucukla, pastırmayla bayram ediyorum efendim. Pastırma da böyle hafif yağ olacak. Yağlı pastırma çok kıymetlidir, çok lezzetlidir. Gadasını aldım, bunu böyle yiyeceğim. Bahale. Güzel Kayseri'mize hepinizi bekliyoruz. Akıllı, zeki, tutumlu insanlarıyla meşhur mu meşhur? Güzel Kayseri'deyim. Hadi o zaman bakalım Kayseriler ne örüyor? Gönderdiğim çoraplar ayına oldu mu mendili eline, mendil verdim beline, kara kına yollamış yar benim ellerime. Mendili eline, mendil verdim geline, kara kına yollamış yar benim ellerime. Dünyanın en eski illerinden birindeyim. Tabii ki Kayseri'deyim. Burası Bünyan. Hanımlar toplanmışlar. Kayseri Valiliği'nin bir araya getirdiği hanımlar şu anda kendi el emeği göz nuru hazırladıkları tüm ürünleri bize hazırlamışlar efendim. Merhabalar. Hocamız sizsiniz herhalde değil evet. mi? Valiliğe bağlı Bünyan Hanımeli Kadın Kooperatifi. Kayseri'nin bütün ilçelerinde kullanılan kooperatiflerden birisiyiz biz de. Yaklaşık 1,5 yıl önce başladık. 1,5 yılda yaklaşık 43 adet kooperatif kuruldu Kayseri'de. Kadın Maşallah. Kooperatifi ve 600 adet bayan istihdam edilmekte. Biz de bunlardan bir tanesiyiz. Ay ne güzel ya. Kadın evet. istihdamı önemli. Kadının topluma kazandırılması, üretime kazandırılması bence en önemli hususlardan biri. Kadın parasını kazanmalı, işini görmeli. Her işi görüyoruz zaten. Dışarıda paramızı niye kazanmayalım değil mi hanımlar? Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Ben Figen Sararslan. Aslen buralıyım ama evlendikten sonra Bünyan'a yerleştim. Yaşadığım Neredeydiniz? Için ailem Bursa'da. Bursa'dan buraya geldik. Peki son 1,5 yıldır mı çalışıyorsunuz? 1,5 yıldır kooperatifle çalışıyorum ama daha önce de... Öncesinde ev hanımı mıydınız? Hem ev hanımı hem de evden çalışıyordum. Home office gibi. Yine sanatla, el sanatlarıyla ilgili. Şimdi dışarıdasınız ama. Tabii şimdi artık... sahalardayız. Biz de kendimizi göstermek için sahalara çıktık. Peki bu durumu beyler ne diyor efendim? Kayserili erkekler hanımlarının dışarıda çalışmasına ne diyorlar? Kazandıklarını görünce erkekler de mutlu oluyorlar. Yani evet. hanımların ki tabii kendilerine özgüvenleri geldi. Artık günümüzde çalışan bayan, okuyan bayan, gençler çok önemli. Bir kere eşlerimizin ve çocuklarımızın, ailelerimizin bize bakışları değişti. Bakış açısı değişti. Yani bir şeyleri başarabilmek, bir şeyleri yapabilmek herkesi gururlandırıyor. Özgüven ben... tavan yani. Aynen evet. öyle. Aynen bu öyle. Kadar. Bunun... Biraz gibi tavan. Şu anda Bünyan'da cam tavandayız aslında. Hanım ablamıza müsaadenizle ben mikrofonu uzatmak istiyorum. Merhaba. Tabii ki. Merhaba. Ben Ümühan Yıldırım. Ümühan ablacığım. Evet. Ben de bir kooperatifin üyesiyim. Bir parçasıyım ne ailenin. Neresin hayatım? Ben Sivaslıyım. Ana ne işin var burada? Buraya yerleştim. Bünyan'ı seviyorum. Çok Hocam güzel. Yok. Gelin geldi. Yok yok. Buraya memuruz. Buraya yerleştik. Aha. Geldik. Burada da kalacağız Allah izin verirse. Peki abi ne diyor sen böyle çalışınca? Vallahi abi geçen hafta biz terasta açılış biraz geç kaldık. Daha ne duruyorsun? Niye işine gitmiyorsun? Hadi geç kaldın diye evden beni zorla çıkarttı. Şimdi adam o kadar bakıyor. Destek. Kadının psikolojisi güzel. Parasını kazanıyor. Vaktini güzel Hiç geçiriyor. Hiç sıkıntı yok. Para istemiyorum ondan. Başının etini de yemiyorum. Beni gezdir götür diye.
Ekmekelden Sükürden. Aynen öyle oldu. Yok çok şükür ya, eşlerimiz sonuna kadar destek. Başlarken zaten destek oldular. Ve kazandığımızı ve kendimize güvendiğimizi gördükçe, Sayın Valimizin bize desteğini de gördükçe ayaklarımızın üstünde duruyoruz çok şükür. Gayet güzel. Herkes başarıyı sever hayatım. Aynen. Aynen. Herkes başarıyı sever, aynen. Parayı sever. Sever de aynen. Sever ya. Biz de seviyoruz. Ne yapıyorsunuz paraları, anlatın. Vallahi aramızda kalsın, kimse duymasın diyormuşum, altın yapıp koyuyor. Hadi ya. Kocam biliyor mu? Sonra istemesin senden. Yok elhamdülillah. Yani günümüzü yapıyoruz, alışverişimizi yapıyoruz. Hı. Her şeyimizi gideriyoruz. Çocuklarımızın ihtiyacını gideriyoruz. Üniversiteye giden çocuklarımız var. Yani teklifsiz çocuklarımıza harçlıklarını gönderebiliyoruz. Ay ne güzel ya. Bu çok güzel yani bir şey. Yani bu benim için çok gurur verici bir olay. Peki siz tanıyalım hanımefendiciğim. Ben Hatice Büyükkarahan. Hı. Ben Bünyanlıyım. Peki Bünyanlılar nasıl olur abla? Bünyanlılar cana yakın. Hı. Ve dışarıdan gelenlere daha çok sıcak kanlılıkla davranırlar. Misafirperverler. Araba kullanmasını öğrendin mi? Yok öğrenemedim. Çok önemli hanımlar. Evet çok istiyorum. Önemli. Benim annem 56 yaşında. Evet. Son 1-2 yıldır araba kullanmasını öğrendi. İnanılmaz bir lüks bizim için. Evet tabii. Biz ben üç kızız ve annem arabasına binip gidiyor, alışverişini yapıyor. Evet. Kendi işini kendi görüyor. Öyle mutluyuz ki anlatamam. İnşallah ben de istiyorum. Gerçekten çünkü. Ehliyetiniz yoksa... Hanım ablalarım, önce paranızı kazanın, sonra gidin ehliyetinizi alın, sonra arabanızı alın. Sonra yiyin için keyfinize bakın valla. Biz geziyoruz aklıma attık ya. Bahar Hanım. Biz ilkokul mezunuyduk. Arkadaşımla ben. Başarımızın sayesinde ortaokulu bitirdik. Şimdi lisedeyiz arkadaşımla. Ay maşallah. İnşallah ehliyete de biraz korkmasam panik hatam var. Hiçbir şey olmaz. Hanımlar burada aslında çok güzel şeyler var ama ettiğimiz sohbetin en ana teması kendinizi geliştirmeniz ve toplumdaki öneminiz. Bunun da farkında olduğunuza gözlerimle görüyorum ve inanılmaz mutlu oluyorum. Burada ürettikleriniz zaten hepsi birbirinden güzel. Türk bayrağımız var. Rabbim bizi bayrağımızdan ayrı koymasın. Atatürk'ümüz burada. Allah gani gani rahmet eylesin. Ne güzel çiniler hazırlanmış. Halılar var. Bir de olmazsa olmaz bir lokum var. Gel beni ye diyorum. Lokumdan başlayalım. Ne var ne yok. Ondan sonra Bünyan turumuza devam edelim. Buyurun hocam. Bünyan Gilabor lokumu Türkiye'de ilk defa yapılan. Yine Bünyan'da gıda üzerinde hizmet yapan ikinci kooperatifimizin üretimi. Gilabor lokumu Türkiye'de ilk ve tek. Bunun patenti alınmış. Neydi bu? Gilabor lokumu. Bünyanın coğrafi işaretli Gilabor meyvemizin. Bunu mu kullanıyorsun? Evet. Suyundan yapılan ay, lokum. Çok acı. Ben bunu yedim bir kere. Turşusunu da yapmışlardı. Daha mayhoş, ekşi. Böyle herkes çok rahat yiyip içemez ama çok şifalı. Hı-hı. Her derde deva. Özellikle böbrek rahatsızlıklarına, böbrek taşına, hı-hı, kum rahatsızlığı olanlara, şeker hastalarına çok şifalı bir üründür. Türkiye'ye hatta yurt dışına ihraç yapılan bir meyve. Lokumunu da yaptık. Çünkü Hatice abla yesene bak çok güzel ya. Vallahi yıkılıyor ya. Ye hayatım ye. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hocam siz de yiyin. Çekilmeyin. Bir tane de ben yiyorum. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Bünyan gezimiz, turumuz devam ediyor efendim. Ne yapıyoruz? Mendili eline, mendili verdim geline. Farfara, farfara, ateşte düştü şalvara. Ağzım benim kurudu, kız sana yalvara yalvara. Amanın tenenen tenenenem, önümde yemek olunca ben çok mutluyum. Allah Allah, öyle güzel görünüyor ki hanımlar. Bravo, alkışlar sizlerin olsun. Çok teşekkür ederiz. Şu anda Kayseri'deyiz, Bünyan'dayız. Allah'ım gözlerime inanamıyorum. Yine şaheserler yaratmışlar hanımlar. Birbirinden lezzetli yemekler yapmışlar. Lahmacun gibi bir şey görüyorum ama bunun adı yağlamaymış. Kayseri'nin mi Bünyan'ın mı coğrafi işaretli yemeği? Kayseri'nin. Pekala. Kayseri'nin yöresel lezzetlerinden yağlamayı hanımlar yaptılar. Biz yiyeceğiz ama nasıl yaptılar, ne oldu, ne bitti? Biraz sohbet edelim. Merhabalar isminiz. Merhaba Kezban Keskin. Kezban ablacığım nasılsın? Pek keskinsin ya. Vallahi. İyiyim sağ ol. Senin bakışlarından adam korkar vallahi. Eşin de korkuyor mu senden? Ha? Korkuyor. Baksana ne yan bakışlarım var ya. Ha? Bir bakış at bakayım. Bir bakış baktım. Kalbimi yaktın, aşkın kemendin, boynuma taktın, bahçende gülün. Eşin latifesi tabii ki hanımlar, ellerinize sağlık. Kezban ablacığım neler yaptınız bize?
güzel. Yani bilene çok fazla zor değil, bilmeyene zor. Bence yemesi yapmasından daha kolay. Daha kolay, yemesi kolay tabii ki de. Hı hı. Yapması da bilene dedim ya kolay, bilmeyene zor. Güzel bir yemek, misafirlere yapılır. Yani evde de yapıyor, misafire de yapıyor. Her peki zaman yapılan bir şey. Hamurunu yoğuruyor, açıyor, pişiriyor sarıçta. Kıymasına soğan, domates, biber, kıyma kavurup kat kat yağlıyoruz işte. Peki lahmacundan farkı ne abla? Lahmacundan farkı... Etini pişiriyoruz bunu. Lahmacun fırında pişiyor. O saçta. Bu sacda pişiyor. Sacda pişiyor. Peki Kezban ablacığım. Bunun eti kavruluyor, onunki çığ konuyor. Ha, o fırına hepsi birden gidiyor. Pişiyor. Evet, sizin isminiz? Merve Kocabay. Arkadaşlarımla kooperatif kurduk. Gıda üzerine. Börekler, pastalar, baklavalar. Uyumlu içerisinde çalışıyoruz. Ne güzel, para kazanıyorsunuz. Evet, çok şükür. Aynı zamanda da mutfakla haşır neşirsiniz. Pekala, hanımefendiciğim sizi de tanıyalım. Ben Şükran Kök, Bünyan Çağlayan Kadın Kooperatifi Başkanıyım. Böyle hanımlarla hep birlikte çalışıyoruz. Paramızı kazanıyoruz, sosyalleşiyoruz, sizleri tanıyoruz. Ay ne güzel, ne mutlu çok bize. Çok mutluyuz. Ne güzel, ne mutlu. Peki yağlama nedir? Buradaki önemi nedir? Ne zamanlar yapılır? Kezban ablam biraz heyecanlandı. Değil mi? Yağlama Kayseri'ye özgü coğrafi özelliği olan bir yemeğimizdir. Hı hı. Yağlama bazlamayla yapılır. Bazlama hamurumuzu yoğururuz. Hı hı. Un, tuz, hı hı. Su, birazcık da maya, mayalarız, hamurumuzu yoğururuz. Kaç kat istersek, mesela atıyorum 10 bezi yaparız, 10 tane bazlama pişiririz. Peki bu ne? Bu bizim gözlememiz. Hı hı. Kayseri hamur işiyle meşhurdur biliyorsunuz. Hayatım Kayseri demek, sucuk demek, pastırma demek, hamur işi demek. Hamur işi demek. Kezban abla anlatsın, Kezban abla. Kezban ablam anlatsın. Niye Kezban abla? Yerken güzel değil mi? Niye anlatması zor? Niye? Konuşmadan. Bak ben ne dedim? Bu kadın bakışarak anlatıyor. Gözleriyle anlatıyor her şeyi. Anlatsın mı Kezban ablacığım? Anlat, o anlat. O mu anlatsın peki? Kezban abla az kalsın valla beni kovalayacak şimdi buradan. Hiç lafı bir daha sormayalım. Buyurun. Sonra kıymasını yaparız. Soğan kavururuz. Kıymasını katarız. Tabii soğanla kıyma orantılı olacak. Domates, biber, birazcık da baharat, birazcık da sevgimizi katıyoruz. Böyle çok yemiyor lezzetli mu oluyor. Bu böyle bu yemiyor mu? Bölünür. Ortasına kesinlikle samırsaklı yoğurt konulur. Şimdi bunun adı sarımsak mı, sarımsak mı, samırsak mı? Az önce sarımsak ne? Sarımsak. Samırsak. Sarımsak. Dur Kezban abla söylesin. Kezban abla. Sarımsak mı, samırsak mı, sarımsak mı? Samırsak. Sen samırsak mı diyorsun? Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak? Hadi Kezban ablacığım söylesene, nasıl söyleyeceksin? Söyleyemem ama. Söylesin o uzun. Bu yoğurdu. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak? Bu kadar işte ya. Herhalde bravo, alkışlıyoruz. Bu samırsağı ortadan kaldırdık. Sarımsak dedik. Sarımsak da değil, sarımsak. Doğrusu sen. Evet. Turşuları kim yaptı hanımlar? Yalnız biz kokarız aşkım, sen o benimkine koymasan iyi olur bence. Koyma. Buram buram kokarım sonra. Kok sarımsak, vitaminli, sağlıklı. Yağlama yedim de. Şifa. Öyle mi? Hı-hı. Kıymetli Bünyanlı hanım ablalarım, hanım teyzelerim, sarımsaklı yoğurt yiyip yanınıza geleceğim. Hakkınızı helal edin efendim. Benim suçum yok, herkes yiyormuş. Ben ne yapabilirim? Peki Kezban abla nasıl yenir bu? Bu elinle yenir. Tamam. Şöyle katlayacağım bunu. Üf. Aynen. Şuradan da azıcık yoğurda batırıp şöyle. Sen yiyeceksin önce. Yok ben yemem. Hadi ye ya. Hadi Kezban abla. Soka ağzına. Yenge ben yenge ben Kezban ben yenge. Ay. Ay çok güzelmiş ya. Oh. Of çok güzelmiş ya. Şimdi bu böyle mi yeniliyor? Aynen. Bir dakika. Kezban abla çağız. Lan çağız 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 geliyor geliyor. Hadi Kezban abla ya. Hadi ya bir de ufacıktan. Oo. Hadi aşkım sen de ye. Ben de yiyeyim, canım gitti zaten. Ha canın mı gitti?
Olmazsa olmazı Bünyan halılarını görmeye geldik. Buradaki tüm genç kızların çeyizlerinde muhakkak olmazsa olmazmış. Şu anda Kayseri Valiliğimizin bir araya getirdiği hanımlar kooperatifte birleşmişler ve hem tekstil ürünleri üretiyorlar hem halı dokuyorlar. Yani anlayacağınız Kayserili hanımlar yine vızır vızır çalışıyorlar, üretiyorlar, para kazanıyorlar. Kadın istihdamı, üretim var, var da var. Hanımlar yanımda. Hanımlar nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Buraya geldim, gözüm gönlüm açıldı diyeyim. Valla mutluluk, huzur buldum. Doğuyorum kendime, eşime, çocuğuma katkı oluyor. Oh, benim de geldim, gözüm gönlüm açıldı. Evet, vallahi. Siz de anneciğim. Gördük, çok mutlu oldum. Canım, teşekkür ederim. İsminiz? Tülay. Tülay ablacığım, ne yapıyorsun buradan kazandığın paraları? Valla kendime nevresim alıyorum, mutfak eşya düdüklü alıyorum, tencere alıyorum, kızımın istediklerini alıyorum. Çok kazanmıyorum ama olsun. Gene de bir katkısı oluyor. En azından kocandan istemiyorum. Yani, cebime elimi sokuyorum, gidiyorum istediğimi alıyorum çarşıdan pazardan. Sefan olsun. Evet. Vallahi, değil mi? Buradan gerçekten vali beye de teşekkür etmek teşekkür gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Buradaki ne diyeyim yani hepsinin... Tüm katkısından. Evet, katkısından dolayı. Hepsine teşekkür ederim ayrı ayrı. Çok sağ olsunlar. Biz de misafirperverliklerinden ötürü Vali Bey'e de teşekkür ediyoruz. Çok da güzel çalışmalar yapmışlar. Peki kızınız mı? Bu bir neş yok. Evet, benim kızım. Adın ne tatlım? Elif. Elif, senin burada ne işin var? Sen de mi hiç öğreniyorsun? Hayır. Annemin yanına geliyorum okuldan aferin sonra. Aferin kızım. Öğretiyor musun halı malı dokumayı? Hayır hayır. Bu okusun istiyorum. Ya okusun ama bir taraftan da iş öğrensin. Ne olur öğrensin, ne olmaz. Öğrensin, gelebilirim. Öğret sen gene. Vallahi bilmekten zarar gelmez. Annenin yanındayken öğren bir şeyler, tamam mı? Bilme. Oh. Peki sizin isminiz ne hanımefendiciğim? Benim Kıymet. Kıymet Hanımcığım, çok kıymetlisiniz maşallah. Teşekkür ederim. Sen buralı mısın? Bünyanlı. Buralıyım, buralıyım. Bünyanlısın. Anadan doğum, okumayı yazmam da yok. Bunu dokuya dokuya okuma yazma belirledim çok şükür. Ya. Elhamdülillah. Sırayı bile bilmiyordum. Sayıyı dahi bilmiyordum. Tek tek bu sırayı belledim, okumayı belledim elhamdülillah. Renkleri belledim, buraya geldim bir şeyler belledim ay elhamdülillah. Canım ya. Seni de gördüm, çok mutlu oldum. Canım, ellerinden öperim. Teşekkür kaç ederim. Kaç yaşında okuma yazmayı öğrendin? Hiç, 55, 58 yaşındayım. Yeni belledim daha okumayı. Gerçekten. Vallahi şurayı okuyayım şimdi bak. Nasıl, ne yazıyormuş burada? Bak şurayı okuyayım mı? Akvil, Akvil. Ke maaşı, akvil kumaşı. Ay kültürlü canım. Bir bayan oldum. Kumaş. Aşkım kapat. Arıyor, kapat. Kim arıyor kız? Aşkım. Aşkım mı? Kocacığım. Ay hiç söylemeye gerek yok gerçekten. Burada hanımlar birbirinden renkli. Kocanı çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Ah canım, neyini seviyorsun bu kadar? Şeyini seviyorum kocacığımı, neyi sevilmez? Hadi kendini ya. Seviyorum, huyunu seviyorum. Nasıl bir adam da böyle aşıksın? Severek vardım. Benden de 3 yaş küçük. Aa! Evet. Görücü usulü mü evlendin? Yok, dayımın oğluydu. Gelip gide gide sevdim, aşık oldum ona. Sen mi söyledin? O söyledi. Peki Elif, bravo. 30 sene oldu. 30 sene oldu evet. Maşallah. Peki bu kıymetli eşin neden şimdiye kadar senin okuma yazma öğrenmene destek olmadı? Kendi biliyor muydun? Oldu, oldu, oldu. Buradan da işte halı dokuduk. Geçimimiz buydu zaten. Canım benim. Bundan geçindik biz. Ah canım ya. Sen kimden öğrendin Bünyan halısını dokumayı? Ablalarımdan. Renkleri falan öğrendim dedin ya, ne zaman evet. Öğrendin? İşte başlayınca kırmızı, mavi, yeşili öyle öyle belledim. İğne dürtellerdi, hani sayıyı bilmezdim. İğneyi şöyle batırırlardı, öyle öyle öyle, öyle giderdi. Ha, ah okula da savmadılar. Niye 10 taneydik, savmadılar. Halı dokuduk. Geçimimiz buydu yani. Kaç kardeştiniz? 10. Oo, evet. Kaç kız, kaç erkek? 6 kız, 4 oğlan. Diğer kızların hiçbiri okuma yazma bilmiyor mu? İkisi biliyor. Oradan itiyorlar. Oğlanlar biliyor da kızlar bilmiyor. Niye? Onlar ne yapıyor peki? Ev hanımı mı hepsi? Hepsi ev hanımı. En küçükleri benim yani. Onlar artık ıhtiyarladı, öte dünyayla konuşuyorlar. Ay öyle deme ya. Kim? Bu da yeğenim. Benim annemin teyzesiyim. Arkadaşsınız ama. Arkadaşım. Teyze yani. Evet. Peki aranızda böyle bir şey var mı? Saygı teyzem falan. Yok. Nasıl yani? Kıymış ya, anne. Yani. Ne derler? Annem kıymış der, teyzem de tülüş der. Böyle hep böyle anlatıyor. Yok samimilik yani. Tabii saygı vardır yani. Evet. Aha. Saygı var. Saygı olmaz mı? İlla ki var saygısı zaman. Tabii ki yani teyze demek başka evet. Bir şey. Aşkım nereden geliyorsun böyle? Gel. Sen bana geldin, sen hep izledin. Ay canım. Hiç kaçırmam. Sen nerede buldun beni geldin? Allah getirdi beni buraya. Bunları ben bilir. Ben onu
Dedim varım psikolojim çok bozuk, bir moralim düzelsin. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi seni gördüm bağır mı dedim. Bunlar he dediler. Ay o benim canım dedim. Hemşerim olur dedim. Ah canım vallahi ya. Vallahi anneciğim. Ben de 60 senedir buradayım. Halı dokudum, belledim. Elazığlıyım. İşte öyle. Canı sıkıldı buraya mı geldin kursa? Geliyorum, bilirler beni. Canı sıkılınca geliyorum, evet, değil mi? Depresyona girince diyorum gidin de dedim 15 dakika var kapanmasın o dedim. Benim hiç çocuğum yok, çileli bir teyze. Sonra bakınca gül gibi açılıyor. Canım. O gün rahat uyuyorum valla. Gerçekten. Kurban olurum sana. Her tarafa gidiyorum, Allah kötü insanların şerrinden, kazadan, beladan korusun. Çileli bir alanım. Seni gördüm inanamıyorum. Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum, yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar? Benim hiç çocuğum yok, çok çileli bir teyze. Buradayım, gitmişsin. Eşin hala yok mu? Beledim, öldü 20 sene. Allah rahmet eylesin. Amin. Çocuğun oldu da kaybettin mi? Yok, hiç yok. Yok, çileli bir halanım Elazığ. Canım benim, ellerinden öperim. Kurban olurum, ben de çok aldı hodum, ben de senden öperim. Canım. Hatta ben sana bir yastık hediye edeceğim. Ay hayır. İki tane İldem'de ev tuttum, 5 sene oldu. Gerçek dedim, Kayseri'ye gelmişsin. Onu dedim bir yüzleşsek de Allah dilek mi diledim. Ben de bu yastığın ikisini de vereceğim dedim. Allah'ım Elduh. Ya, ne güzel şeyler anlatıyor vallahi. Ya. Hal dokurum halı, bitmez yavrum halı, şu hallar çıkalı kızların benzi sarı. Ya. Canım ya, ah beni duygulandırdın teyzeciğim ya. Kurban olurum sana. Yastığı nasıl sana vereceğim? Sen bana yastık duruyor. Verme, senin sevgin bana yeter. Oo, nasıl hep geldi dua ya? Sana. Vallahi Allah getirdi beni buraya ha. Dedim şu çiçeklerimi göreyim de salı günü gördüm. Geliyorlar oraya. Çok çileli bir halanım. Çok. Hep haberlerde seni izliyorum. Hemen hiç. Uykum gelse yüzümü yıkıyorum. Allah'ım diyorum uyku gelmiyor zaten. Psikoloji bozuk. Niye psikolojim bozuk? Çok bozuk. Elin kolun tutuyor. Çok şükür hayattasın. Bak benim de çocuğum yok. Ben varım. Ben varım canım. Allah'ım ben ne güzel bir sevap işledim de böyle ay güzel evet. İnsanları hep bana dua nasip ediyorum etti. Sana. Teşekkür bak ederim. Ben buraya hiç gelecek gibi değildim. Her zaman gelir ziyaret ederim de İldem'deyim. Dedim ki Allah'ım şu çiçeklerime gideyim de dedim bir görümcük bunalımım gitsin. 15 dakika var dediler kapanmasına. Olsun dedim. Girdim bak ay dedim Bahar Hanım mı demişim arkadaşlara. Canım. Çok memnun kaldım. Ben de. Allah ne muradım varsa versin. Canım benim kurban olurum. Canım ben ya. Nasıl canlı ulaşayım? Canım ellerinden canım. Öperim. Ben buradan tüm Türkiye'ye selam yolla. Evet Erzurum'a, Elazığ'a hepsine selam söylüyor. Aleyküm selam canım. Çiçeğim benim özür dilerim. Estağfurullah. 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 Ellerinden kaldım. Öperim anneciğim. Ölürüm geliyorum sen. Yanına. Sen benim kızımsın. Canım. Her zaman derim zaten kızım çıktı. Oy oy Allah'ım ben ne kadar şanslı bir insanım değil mi? İyi ki varsınız ya sizi seviyorum. Gerçekten ya duygulanmamak hede değil mi? Ben niye ağlıyorum biliyor musun? Bebeğim yok diye değil. Ben böyle güzel duygulara, duygusal bir ortam oldu kızlar. Hakkınızı helal edin. Ben de sizi çok seviyorum gerçekten. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz efendim. Şu an duygulanmamın sebebi. Gerçekten Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki böyle bir sevgiyi hak ettim. Allah bana nasip etti. Kim bilir nerede bir dua ettim değil mi? Nerede bir iyilik yaptım? Çok şükür Allah'a. Evet. Gelelim Bünyan halısına efendim. Hanımefendi siz de tanıyabilir miyiz? Nural Özhan. Nural ablacığım. Bünyan halısına şiir yazmış. Evet. Gerçekten yani hani bir halıya, bir memlekete aşık olunur da böyle mi olunur? Anlat bize aşkım. Sizi tanıyalım önce. Ben Nural Özhan. Bünyanlıyım doğma büyüme. Evet. Ailem de hep Bünyanlı. Ben de çok halı dokudum. Bünyan'da halı bir ara iyice bitti. Hiç belki en son jenerasyon bizleriz dokuyan. Hı hı. Ben bunun çok üzüntüsünü yaşadım. O duyguyla yazdım bu şiirimi zaten. Ah canım çok evet. Halı dokudun mu abla? Evet çok dokudum. Hatta evimde de bunlar küçük daha da büyükler var. Yani 6 metrelik 8 metrelik
bunların büyüklüğüne göre metrekare olarak söylenir de. Şimdi bunlar çok kıymetli artık. Yani aranıp da bulunamayan halılar. Aynen öyle. Ve bu halıyı mesela buradan bunun bilgisini de verelim. Kayseri Bünyan'da bu halıları bulabilirsiniz. Kadınların kooperatifleri var ve burada hala işlemler evet. devam ediyor. Buradan arayanlara da bilgi vermiş olalım. Benim amacım dünyaya Bünyan halısını sermekti ama yapamadık. İnşallah bundan sonra olur. Ben aşizane kendim şöyle bir şiir yazdım Bünyan halısına. Bünyan halısı. Kayı boyu otağının süsüdür, Türklüğümüz kadar da eskidir. Benzemez İran'ın sine düğümüne, düğümü de kendi gibi Türktür. Boyu eninin 1,5 katı, santiminde 16-30 ilmek saklı. Adı Buhara Ladik Lale Zerkeşan, bademli kazak Ferahan Şirvan. Ne güzel halıydı adı Bünyan. Pul oldu emek halı çula döndü, kıymetin bilinmez adın duyulmaz oldu. Ah Bünyan halım halin nice oldu. Kirkit sesi durdu, duyulmaz oldu. İpi ya çatı da ya minder oldu. Tezgahında sobaya odun. Ah Bünyan halım halin nice oldu. Hanımlar halı dibinde değil, televizyon başında oturur oldu. Kirkit paslandı, ses gelmez. Tezgahın yaslandı, halı bitmez oldu. Ah Bünyan halım halin nice oldu. Al yazmalı kızların hayali, ak yaşmaklı gelinlerin çeyizi. Çoğu evin geçimi ekmek parası, şimdi soran bile yok Bünyan halısı. Ah Bünyan halım halin nice oldu. Yatmazdık 9-10'a kadar, vaktin zamanın kıymetini bilirdik. Ezanla kalkardık halı dokurken, ah Bünyan halım halin nice oldu. Kız gelin iş aramazdı dışarıda, evinden içeriydi işi. Kırardı dizini otururdu halısına, aile bütçesine, devlet ekonomisine katkı sağlardı halı dokurken. Ah Bünyan halım halin nice oldu. Konu komşudan haberdar, halı dibinde olurdu sohbet. Kim ağaç, kim susuz, kimin ne derdi var bilirdi herkes. Kaynana gelin kavgası, karı koca nizahı, oğlan kız meselesi hepsi çözülürdü halı dibinde. Ah Bünyan halım halin nice oldu. Halı dibinde yerdik süzek yoğurdu pekmez, öğleyin yerdik giraboğlu ekmek. Hele ikindi çayında kısırla kek, ah ne güzel olurdu halı dibinde. Çalardık ilmeği vururduk kirgiti, ne stres bilirdik ne diyet. Aya varmaz keserdik 700'ü, ah Bünyan halım halin nice oldu. Şimdi sohbetler telefonda, duygudan habersiz parmakların ucunda. Halıdan yapardık çiçekleri biz, şimdi sanal çiçek yapar olduk parmakların ucunda biz. Bravo! Yemin ederim sevdiğine böyle şiir yazmamışsındır. Yazdım. Ama. Şiir bu kitabı ben çıkardım. Eşime de var ama bu arada yoktur. Pınar başı vurma vurma yar 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 aman. Yar gelince ter tornam leylim 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 aman. Çayırda buldum seni ellere vermem seni. Kendime alsam seni, sineme sarsam seni. Bünyan'dan selam olsun efendim. Bünyan halılarını bilmeyen kalmasın. Evet, Bünyan'dayız. Mehmet amcayla karşılaştık. İki tane eşeği var ve koyun sürüleri var. Nereden geldiğini ben de bilmiyorum. Ay Mehmet amca, beni eşeğe bindirdin ama arkadaşından ayrıldı. Nereye gidiyoruz? Gitmesin. Mehmet amca nasılsın? İyiyim, sağ olun, teşekkür ederim. Bu eşek senin mi? Kendimizin, sürüye gidiyor, yükümüzü taşıyor, ekmeğimizi taşıyor. Seni taşıyor. Beni taşıyor bari. İki tane mi eşeğin var İki abi? İki tane. Peki niye bağırıyorlar birbirlerinden ayrıldılar diye? Bunlar birbirinden ayrılmaz. Bu kılavuz onun, o onun öğretmen talebe gibi ilişkileri var. Karı kocalar mı? Yok, erkek işte. Ha, arkadaşlar. Arkadaşlar. Ha, asker arkadaşı bunlar. Asker arkadaş. Helalim bu var Mehmet amcacığım. Bu gıdemsiz ama bu onu geçti. Bu onu yönetiyor, götürüyor, getiriyor. Ha, bu akıllı çıktı. Oo, ne diyorsun sen Fadıl? Ay, bu Fadıl mı adı? Evet. Zeki Fadıl. Şimdi eşek durmak istemiyor. Biz daha çok onu yormayalım. Mehmet amca dur, korkuyorum. Korkuyorum Mehmet amca. Ben buradan ineyim. Mehmet amca arkadaşım gidecek. Dur bir döndüreyim, bir tane döndüreyim. Dur ben ineyim, ben ineyim. Dur, tamam. Mehmet amca ben ineyim. Yazık tamam. Hayvancağızı ya, taşımasın beni. Tamam, oldu. Nasıl ineceğim? Biri beni indirsin. Şöyle dur. Biraz daha, tamam. Biraz daha, biraz daha. Ay Mehmet amca korkuyorum. Biraz daha, biraz daha. Ay! Tamam, oldu bu iş. Şimdi bunu bırakıyorum, Fadıl gitsin. Ha, yok yok, gitmesin. Gel canım benim, gel gel, seni tanıştıralım Fadıl. Canım Fadıl. Bak, merhabalar de Türk halkına. Fadıl Kayserili. Kayseri Bünyanlı.
Bu yüzden çok akıllı. Kayseriler... Nazar değmesin boncuğu var. Maşallah maşallah. 41 kere maşallah. Kayseriler nasıl akıllıysa eşeği de böyle akıllı. Fadıl mı Fadıl? Fadıl gelme canım benim, bak. Oraya bak, oraya bak hayatım. Şu yakışıklılığını bir görsünler. Sattım gitti. Ama niye anasından ayırdın yavrusunu? Günah ya. İşte. Ya bunu da huysuz alıştıracak. Ha, huysuzlaştıracak diye. He. Peki abi, bu koyunların cinsi nedir? Bu koyun Akkaraman. 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 Yani Kangal da var içerisinde de, tam Kangal değil yani. Kangal koyunu da var içinde. Bunun bir tık üstü Kangal. Ha, peki bu Karaman'ın koyunu dedikleri koyun bu mu oluyor? Bu Akkaraman, mor Karaman var Erzurum'da. Mor Karaman. Şimdi hangisi daha kaliteli oluyor? Meraya göre mor koyun daha kaliteli. Ha, bu da kaliteli de mor koyunun ot yemesi daha kaliteli. Peki abi, bunlar şimdi Kayseri'de ot yiyorlar ya, hani buranın taşından, toprağından, evet, suyundan besleniyorlar. Bunlar da Kayseriler gibi akıllı mı? Akıllı. Çok akıllı. Koyunum akıllı. Ben 15 senedir bu mevkideyim, bu merada. Ha. Şu dağları adı gibi bilir. Değil mi? Koyunlar gidiyor kafasına. Yani o dağaya çıkarız yani. İşte ya ben diyorum, buranın havasında suyunda var. Biraz. Köpeğin cinsi ne abi? Bu köpek cinsi normal köpek yani, Kangal değil. Ha, Kangal köpeği değil. İsmi ismi fıstık. Fıstık mı? Evet. Dişi mi? Dişi. Niye fıstık? Bunu kayınbiraderimden aldım ben. Sürüyü bırak meraya geçer gider. Hiç ayrılmaz yani. Sahip çıkıyor yani. Oo, abi, dur ama hücum ediyor, görmüyor musun? Peki abi, burada kaç tane koyun var? Burada 400'e yakın koyun var. Ne yapıyorsun sütünü, etini? Bunun sütünü biz almıyoruz. Şu kuzuyu yetiştireceğim şimdi kurbana, tamam, inşallah. Şimdiden de kuzusuz olanlardan satacağım. Aha. İhtiyacıma göre. Ne kadar bir tanesi şu an? Kasaplara göre 8,5'ü verdiler geçen gün, vermedim. Yani bir tane koyun 8500 TL. Ben de onun üzerinde istedim. Onun üzerinde de yapacak koyunlarım var kurbanda. Şu anda 9000 lira versem hepsini bana satar mısın? Satmam. Tanesini 9'dan versem. Satamam. Kaç tane var abi? Kuzu var. İçinde kuzu var. Kuzularını al canım, kuzular senin olsun. O zaman vereyim. 9000 liraya vereyim. Tanesini. Evet. Sen benden zenginsin. Çok. Peki hayvanlarda hastalık oluyor mu sizde? Olur, olmaz olur mu? Ne hastalığı oluyor burada? Şimdi burada 6. aya doğru ağrı deriz biz. Hı hı. Bu susuzluktan veya iştahsizlikten oluyor. Onu da sabahın günde varken onu iyi tespit etmen lazım. Hayvan dikilir. Hasta olduğunu belli eder. O anda da hepimizde iğnemiz, ilacımız bulunur. Ha, sen kendin yapabiliyor musun? Aynen. Müdürüm burada. Ben bir veteriner kadar, ona saygım sonsuz da, onun kadar bilirim yani. Helal olsun abicim ya. Böyle Allah razı olsun. Kendi başına böyle kapıcılık, aynen, yaparak geldin. Bu kadar hayvanın, sürünün sahibi oldun. Mal, evet, mülk sahibi oldun değil mi? Eşeğin de var. Çok şükür. Sağlığın da yerinde. Hanımın da var. Çoluğun çocuğun da var. Daha ne olsun? İki tane oğlum var. Ya. Kardeşim olsun. Ay maşallah ya. Abi işin gücün rast gelsin. Allah razı olsun, sizin de. Yolun açık olsun. Telefonun çalıyor valla. Köylünün işi çok. İşi bitmez. İşine bak abicim. Nerede oldum, hangi memlekette oldum herhalde anlaşılıyordur. Şu anda sucukla, pastırmayla bayram ediyorum efendim. Gördüğünüz üzere neredeyiz? Kayseri'deyiz. Kayseri'de. Kayseri'nin sucuğu ve pastırması meşhur mu meşhur, ana vatanındayız. Ne diyoruz? Sucuklarım vardı. Bitti mi? Liralarım bitti mi? Hayır şimdi. Ha sucuk, ha altın. Tabii. Ha lira, ha pastırma. Aynen öyle. Zaten bir dilimi bayağı geliyor. Değil mi? Ha bilezik, ha sucuk. Ne fark eder? Ha zincir, gordon, ha sucuk. Ne fark eder? Yanımızda Sado Usta var efendim. Kayseri'deyiz. Kayseri'nin tam da göbeğindeyim. Peki şu anda boynumdaki sucuklar, kolumdakiler ne kadardır tahmini? Valla tahminen aşağı yukarı vardır. 4000 lira. Şu an 4000 lira var mı bende? Aynen 4000 lira vardır. Fazlası var mı? Bir çeyrek. Var. Aynen. Hadi ya. 12 lira. Yani aşağı yukarı var öyle. Kuşun bunlar hepsi 4000 TL mi? Ben 4000 TL'yi bulur aşağı yukarı. Bir abartmamışım da. Çeyrek sonuçta takılıyor. Bu yeniliyor şifa niyetine. Öyle bir durum da var yani. Hayır, yemesen olur mu? Olmaz ya, pastırmasız hayat düşünemiyorum ben. Çeyrek almadan olur mu? Ya çeyrek ne ki? Zaten aldığın zaman bozduracaksın yine. Bravo. Al, yine İşte bu adam Kayserili. İnce espriyi çözdü. Kayserili insanlar hem çok akıllı, hem çok zeki,
hem çok ticaretkar, aynen, hem öyle, de çok tutumlu olur derler. Öyle, zaten bizim de bir esprimiz var zaten o konuda. Nasıl bir espri diye? Bizde kafası çalışanı ticarete verirler, kafasını çalışmayanı okuturlar. Tövbe yani, estağfurullah, ben bunların hiçbirini görmedim, duymadım, bilmiyorum. Oldu biz mu? Çünkü okumuş insanları, biz çünkü okumuş insanları saygı duyuyoruz. Ama Kayseri'deki şey öyle yani, öyle diyorlar. Ama Allah paranın da hayırlısını versin. Her şeyin hayırlısını versin. Evladın da, paranın da, pulun da. Doğru. Peki sizi tanıyabilir miyiz efendim? Ben Sado Gürbüz. Yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyorum. Hı-hı. Yani Allah nasip etti, kendi yerimizi açtık. Yani şimdi pastırma da deyince ben zaten bunu severek bir iş yapmıyordum. Ondan sonradan severek yaptım. Bakmadan önceden doğru sevmiyor muydun? Yok, hiç sevmezdim. Yemezdin de. Yok, yerdim ama sevmezdim yani. Bu işte bulaşmayı sevmezdim. Neden? Kokuyor diye mi? Yok, kokuyor diye de yani eskiden biz korkardık babamızdan işten çıktığımız zaman. Hani biz işten çıkıyor falan diyemezdik yani. Mecbur orada çalışacağım diyorduk. Yoksa eve gidemezdik. Nasıl yani ya? Yani öyle bir eskiden hani nasıl diyeyim, işler kıymetliydi, işçi bulmak zordu, sanat öğretmek yani bu sonuçta bir sanat. Evet. Yani bu sanatı herkes öğrenemez yani. Biz bunları kestik ama elimizi keserek bir şey yaptık. Elimiz her kestiğinde diyor ki sanat giriyor diye kendimizi öyle avuta avuta şimdi işin şovunu yapıyoruz yani. Ya ay ne güzel anlattı. Yani işin ustası olabilmek için zamanında hem vakit harcadınız hem de kendinizden ödünler verdiniz. Tabii tabii. Zamandan. Sırf ben 2 senede kapını bu işi öğrenmek için 2 sene zaten hani sıkıntıya girdiğim noktalardan biri oydu. 2 sene kapının önünde buyurun abi hoş geldiniz abi derdik. Yani bize bıçağı göstermezlerdi. Çünkü Allah korusun jiletten keskin. Değil mi? O sıra parmağın gider. Peki Kayseri'de neden sucuk ve pastırma önemli? Neden memleketi Kayseri'dir? Ya Kayseri'de şöyle söyleyeyim. Başta en güzel Erciyes'imiz var. Onun esintisi çok güzel. Zaten nem oranı yok Kayseri'de. Yani nem zaten nem sucukların düşmanı. Yani hı, nemli bir yere mesela İstanbul'da nem oranı yüksek. Bizim sucuklar doğal bağırsak olduğu için mesela nemi sevmez. Hemen küflenir ve ballanır. Yani Kayseri'nin o esintisi. Bir de bizim avcar dediğimiz olay var. Sucuğun içine avcar girer. Yani avcar dediğimiz baharatı. Yani Kayseri'de avcar denir. Onu kullanırız. Bizimki zaten şöyle söyleyeyim. Yani birinci katta pişiyorsa 5. kat kokuyu alır yani. Öyle lezzetli sucuğumuz gerçekten var. Yani, doğru, evet. Yani bu mahallenin başından Sado'nun kokusu geldi. Aynen gerçekten öyle. Aynen hakikaten öyle onu hissettim. Şimdi aynen, tabii siz bir kasap olarak bunu anlattınız. Ben de hemen tarihsel olarak ufacık bir bilgi vermek istiyorum. Orta Asya'dan gelen atalarımız bu bölgede tabii ki o dönemlerde savaşlara giderken buzdolabı yok, muhafaza edecek yerler yok. Etleri tabii ki sığırların en güzel yerlerini kesip tabii tuzlayıp saklıyorlarmış ve atların heybelerine koyuyorlarmış. Aynen öyle. Ayaklarını da vurdukça o suyu, o aroması gidermiş yani tuz onu da pişirirmiş. Evet ve zaten denge olay olurmuş. Aynen. Şimdiki adıyla pastırmamız aslında atalarımızın o heybelerinde bulunmuş. Tabii tabii atalarımızdan. Yiyeceklerden. Aynen aynen geliyor. Zaten bunu bulan da bence cennetliktir yani. Valla direkt cennet. Valla cennet. Sen çok dua etmen lazım. Çok güzel kazanıyorsun Sado benle. Yok, çok mu zengin oldun? Sucukçu Sado'dan doğalar. Allah razı olsun. Yok hani şu mantıktan söylüyorum. Şimdi bu et normal pişirdiğin etten daha sağlıklı. Mesela neden? Yani ben size şunu söyleyeyim. Yani bu pastırmanın yapılışı aşağı yukarı 20 gün sürüyor. Öyle kolay bir şey değil. Nasıl yapılıyor? Yani hayvanın belli bölümleri vardır. Onlar alınır. Taze sığır ya da manda olacak. Yok. Direkt sığır. Sığır mı? Aynen. Yani erkek. Bunun belli bölümleri vardır. Belirli bölümler nelerdir? Sırt, antikot, elce potu, ondan sonra kuş gömü, bonfile dediğimiz yerler çıkar. Çıktıktan sonra da zaten bunlar alınır. Alındıktan sonra presler vardır. Bayağı ağırlıkta presesler. Onun üstüne basarlar. Onu 2 gün bekler. Kanı, suyu falan hep çıkar. Çıktıktan sonra da onu güzelce yıkarlar. Yıkadıktan sonra samırsaklı suda yatırırlar. Tuzlu samırsak suda. Samırsak mı sarımsak mı? Samırsak. Benim dilim dönmüyor biraz da. Yok Kayseri'de böyle bir şey var ama. Aynen. Sarımsak. 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 Samırsak. Samırsak. Sarımsak. Ama zeki adam bak hemen öğreniyor evet sarımsak. Buyurun efendim. Ondan sonra yani belli bölümler var. Mesela şurada şöyle yarıklar vardır. O yarıkların oraya mesela büyük bıçaklar vardır. Bıçağı basarlar hani böyle tuz havuzu olur. Havuzun içine atarlar. Oraya güzelce eliyle işlem görür.
Hani gördükten sonra 2-3 gün öyle bekler. Bekledikten sonra tekrar yıkarlar. Yani bayağı bir işlem görüyor. Çok zahmetli bir şey. Hı hı. Yani o yüzden diyorum cennetlikler. Doğru, gerçekten. Tabii hem Sado para kazanıyor hem de tabii ki pastırma. Ya kazanmaktan önemli. Ziyade şöyle söyleyeyim. Hani çok şükür. Ya birçok insan aslında iş kapısı yani. Yani bu. tabii olmaz yani olur mu? Yani bizler tüketiyoruz. Kültürümüzde de var sabah kahvaltıda pastırmalı sucuklu yumurta aynen, mesela aynen. Olmaz değil mi? Güzel olur yani olsa. Tabii. İyi olur. Yani bu arada da sucuğu pişirirken size zahmet. Yani 2-3 yemek kaşığı kadar su koyun. Sadece bizim sucuk için geçerli değil. Nereden alırsanız alın. Tabii. Neden? Tavada yanma olmaz, kuruma olmaz. Sucuğun yağı, baharatı, lezzeti ortaya çıkar. Sen mesela bunda hayvansal yağ var. Sen hayvansal yağ ile sıvı yağ birbirine koyduğun zaman ne olur? Yanar. Ama su ne oluyor? Buhar olup gidiyor. Ve o sıra sucuğun kusmasını engelliyor. Bilgin olsun. Bu da püf noktası. Harika. Bir şey daha önemli. Öğrendiniz bu arada. Evet, harika. Sucuk da sığırdan mı yapılır? Ya sucuk makbulü şöyle. Makbulü nedir yani? Yani mesela şunu söyleyeyim. Hayvanı kestikten sonra pastırma, pastırmadan sonra kavurma, kavurmadan sonra sucuk. Yani bölümünü ayırırlar. Yağlı kısım. Yani sucuk hafif yağlı olur. Yağlı olduktan sonra zaten dediğimiz gibi avcar olayı. Avcar iyi avcar olursa. Avcar var mı? Avcar var. Yani öyle onun içinde. Avcar dediğimiz olay. Mesela. Sucukların içinde pastırmanın aynen, bu beş kilo mesela et göre. Mesela burada kimyonu, yedi baharatı, acı biberi, tatlı biberi, tuzu her şeysi içinde olur. Bununla sucuk mu yapılır? Tabii sucuk. Mesela sucuk için Kayseri'de Ramazan'da yani şey yaparlar. Peki biz bunu şey yapabilir miyiz? Çiğ köfteye koyabilir miyiz? Yok, yemeklere kullanabilirsin. Ayrı bir lezzet verir, koku verir. Kısra köfteye... falan değil mi? Köfteye olur. Yok, kısra olmaz ya. Olmaz mı? Sen illa onu oraya götüreceksin yani de. Sado Usta bakmadan pastırma kesiyor dediler. Aynen. Doğru mu? Kesiyoruz. Hiç bakmıyorsun ha? Ben bakmadan keserim yani. Yetenek. Bu kadar keskin bir satırla. Satır mı bunu? Aynen, satır derler. Allah korusun bir dikkatsizlik parmak gider yani. Ay. O da sizinle gelir artık. Hayır, Allah korusun. Peki hala o zaman hadi siz bir doğrayın ustam. Sonra ben de şu pastırmanın bir tadına bakayım, o meşhur pastırmanın. Kesin mi? Tabii buyurun. Yani konuşabilirim sizden de bu arada. Parmaklarını çek. Bu parmak burada. Ama bıçak kesmiyor şimdi, ne yapacağız? Bıçak kesmiyor ama para verin efendim, 100 lira alayım. Burada. Madem çekmiyor, kesmiyor pardon yönetmenimiz. Evet buyurun ama kesmesin bak. Ben bunu koydum, dükkandaki bütün pastırmalar benim ona göre. Canı sağ olsun. Buyurun efendim. Esprisi. Doğruyorum. Doğru. Liralarım vardı, bitti mi anam? Altınlarım vardı, gitti mi Sado Usta anam? Dilin mi döndü, canın mı döndü? Of 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 of. Geliyor. Kayseri'nin meşhur pastırması geliyor. Bir de pastırmada böyle hafif yağ olacak. Yağlı pastırma çok kıymetlidir, çok lezzetlidir. Bu arada bilginiz de olsun. Of, çok tereyağı güzel gider, erip gider. Gel de bu adama cennetlik deme. Vallahi haklısın. Hadi sen de ye ya, canım istedim. Ha yok, yerim. Niye gitsin? Bir Kayseri'li nasıl yiyor? Vallahi bizde nasıl diyeyim sana, ekmeğin arasına şöyle dürerik, arasını aldım. Şöyle güzelce yerik yani. Hadi yediyorsun çiçeği. Vallahi. En fazla kaç tane yiyebilirsin? Ya bayağı yerim ya. Ben günüm geçmeden pastırma düşünemiyorum yani. Teşekkür ediyorum. Bir daha mı yiyeyim? Lütfen. Geliyor. Kayseri pastırması geliyor. Allah. Of, yıkılıyor. Sen ya. Bir daha ye ya. Gerçekten çok iyi yiyorsun. Canımı da çektiriyorsun. Onu söylüyorum. Ben de yiyeceğim de sen önce benim gibi yiyebiliyor musun? Taklit yaptın mı? Geliyor. Kaç seri pastırması. Onu yapamam ya. Neden? Yapar mıyım? Yaparsın yani. Ama benim sloganım var. Gadasını aldım. Hadi yap sloganını. Neymiş? Vallahi. Neymiş? Gadasını aldım. Bunu böyle yiyeceğim. Bahale. Thank you.
buldum vallahi kızlar. Ellerinize ayaklarınıza sağlık. Bugün size uygun giyinmek isteseymişim ancak bu kadar denk gelirmiş değil mi kızlar? Gerçekten ben rengarenk, sizler rengarenk. Kayseri'nin yöresel oyunlarını oynayan birbirinden kıymetli hanımefendileri kocaman alkışlıyoruz efendim. Kültür gençlerle var, kültür onlarla güzel. Kıyafetleri taşıyorlar, oyunları öğreniyorlar. Gelecek nesile aktarmak için onlar da birer birer öğreniyorlar. Yalnız niye gülüyorsunuz arkada? Ki bir şeyler kaynıyor arkada. Enerjik mi? Mutluyuz, evet. Çok mu mutlusunuz? Evet, neden enerjik mesela bebeğim? Bunları oynamak, kültürümüzü yaşatmak gerçekten çok güzel. Canım bu yüzden benim çok enerjik, bu enerjimizi güzel yansıtmamız gerekiyor. O yüzden çok enerjiyiz, mutluyuz ve birlikteyiz en önemlisi. Ay ne güzel, bravo! Anlam ve önemini belirten bu güzel konuşma için matmazellere teşekkür ediyoruz. Ama bu arkada bir fingirdeme var. Burada bir kiki. Ben hala bu konuyu anlamadım. Şöyle ki alayım öne doğru. Oyun oynarken hiç sesleri çıkmıyordu hocam bunların. Ne oldu bunları anlamadım. Beni görünce mi? Muhtemelen evet. Benim enerjim yansıdı öyle mi? Ne gülüyorsun kız arkadan? Söyle bakayım. Niye gülüyorsunuz? Bana mı gülüyorsunuz? Hayır. Ya? Çok hoşumuza gitti. Hoşumuza gitti. O yüzden. Birlikte olmak çok eğlenceli olduğu için. Ha, oynarken böyle suratın. Yüzünden düşen bin parçaydı. Yok kız gülüyordunuz. Yani hakkınızı yemeyelim. Evet, hakikaten yani. Niye arkada kiki gülüyorsunuz? Neye gülüyordunuz? Bilmiyorum. Gülesim gelmiş. Neyse bana gülmeyin de. Gerçi gülebilirsiniz yani. Her an her şey olabilir. Biz hanımlar her türlü her şeye o an yaşayabiliriz değil mi? Halimiz buna müsait. Kızlar bu grupla alakalı neler söyleyeceksiniz? Bu ekibin başı kim öncelikle? En uzun sensin galiba. Evet. Ekibin başını da seni mi seçtiler hayatım? Evet ben seçtim. Boyunuz kaç hanımefendiciğim? 1.73. Ay maşallah. Yaşın kaç? 15 yaşında. 15 mi? Ay! Kızın kemerine geliyorum. Yok kendime haksızlık etmeyeyim. Benim de boyum 1.70 hayatım yani. Boyun uzunluğumu da hesaplarsak 1.70. Ekibin en uzun olduğun için mi? Ekibin başısın. Aynen öyle. Büyükten küçüğe doğru geleneksel ekibimiz. Öyle mi? Ekipte bilir kişi kim? Bilir kişi hepimiziz aslında. Birbirimize destek oluyoruz aslında. Destek olarak aynen. Birbirimizi hazırlıyoruz yarışmalara, birbirimizi motive ederek giriyoruz. Sizler yarışmaya da giriyorsunuz. Evet. Evet, şimdi biraz bilgi alalım. Bu grubun ismi nedir öncelikle? Demir Karamancı Anadolu Lisesi'nin halk oyunları ekibi. Halk oyunları ekibisiniz. Peki kaç kişisiniz? Stilize ekibimiz 24 kişi. Geleneksel ekibimiz 16 kişi oynuyoruz. Hangi yarışmalara gidiyorsunuz? Bölge yarışmalarına gidiyoruz. Türkiye'nin her yerinden gelen illerden aynen ekipler var. Hep beraber. Herkes rakip. Aynen. Peki finale kimler kaldı? Hangi iller kaldı? Finalde Sivas olması lazım. Ankara, Antep, Adana. Kilis, Adana, biz farklı varız. Farklı illerden aynen geliyorlar. Yalnız Kilis'in halk oyunları evet çok güzel size söyleyeyim yani. Ha, yani ben gittim söyleme sahip. Böyle ağzım açık izledim. Gerçi bütün yöresel oyunlar çok güzel ama onların tabii kendi yörelerine ait ayrı da bir oyunları var. Buradan tüm kilisede selam olsun. Ülkemizin her yerine selam olsun tabii ki. Allah yardımcınız olsun. Ona selamdı kız. Aa bu yeni nesil böyle. O nasıl selamdı? Bir daha ver bakayım. Selam verdim öyle. Kime gönderdin bu selamı? Kilise mi? Kilise, herkese. Motivasyonlarını yüksek tutsunlar evet onlarda değil mi? Dişe diş. Yani bizi de geçmesinler de çünkü. Peki birinciye ne ödül var? Kupa. Kupa madalya. Kupa madalya. Bence ne yapın biliyor musunuz kızlar? Yarışmadan bir gün önce bol bol mantı yiyin. Sucuk yiyin, pastırma yiyin. Böyle bir sucuk pastırma koka koka gidin oraya. Morallerini, motivasyonlarını düşürün o kokudan. Boynunuza sucuk mu? Kokudan bir baygınlık geçirsinler. Ondan sonra rakip bulamayın kendinizi. Ay işin şakası tabii ki hayatım. Kayseri'nin pastırması ve tabii ki sucuğu da, mantısı da çok meşhur mu meşhur, önemli. O yüzden Kayseri'ye hem bu güzel kızlarımızın güler yüzünü hem de pastırmasını, mantısını, sucuğunu yemeye davet edelim değil mi kızlar? Evet.
O zaman buyurun gelin diyeceğiz. Bütün Türkiye'ye, Kayseri'ye davet edelim mi kızlar hep birlikte? Ne diyoruz? Güzel Kayseri'mize hepinizi bekliyoruz. Diyoruz. Hep birlikte söyleyelim o zaman. Buyurun efendim. 1, 2, 3. Güzel Kayseri'mize hepinizi bekliyoruz. Muhterem hocamız, kıymetli hocamız, Necmettin Nursaçan hocamızın misafiriyiz. Kendisi Kayserili ve evinde bizi misafir ediyor. Hocam ellerinizden öperim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Efendim şehrimize, evimize hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İlminize, bilginize büyük saygı, büyük sevgi, büyük hürmet duyuyoruz gerçekten. Allah razı olsun. Ömrünüz uzun olsun. Amin. İyi ki varsınız. Amin. Hocam Kayserili olarak aslında Kayseri'yi geçmişten bugüne en iyi sizden dinleriz diye düşünüyorum. Doğru. Neler söylersiniz? Efendim Kayserimize bizim eski ulemamızdan ben şunu duyardım. Menba'a ilim mekarru ulema. Yani alimler merkezi diye bilinir Kayserimiz. Mevlana'nın hocası Seyyid Burhanettin Hazretleri gelmiş. Burayı vatan edinmiş. Böyle de değerli ilim adamları yetişmiş. Mesela bakın bu Cumhuriyet devrinin önemli ilim adamlarından, din adamlarından biri Elmalı Hamdi Efendi. Elmalı Hamdi Efendi'nin lakabı Küçük Hamdi. Niye Küçük Hamdi denilmiş? Onun hocası Kayserili Hamdi Efendi. Onları birbirinden ayırmak için Elmalı Hamdi Efendi'ye Küçük Hamdi, Kayserili Hamdi Efendi'ye Büyük Hamdi denilmiş. Cumhuriyet devrinde de böyle. O günden bu tarafa şehrimiz muhafazakar, dindar, sağlam aile yapısı vardır. Devamlı dini irşat ve eğitim olmuştur. Yani düşünün ki ben Kayseri'nin vaizlerinin, din alimlerinin en sonuncusuyum. Benden önceki o ruhları şad olsun o büyük Allah ulema. Allah rahmet eylesin. Yani Kayseri'nin yazında, kışında, baharında, yazında hep hizmet etmişler. Ama Rabbim bana da böyle fırsat verdi. Bakın ben Kayseri'de 23 yıl vaiz, 17 yıl il müftüsü idim. Maşallah. Toplam hocam. 40 yıl. Bu resmi olanı, resmi olmayan fahri hizmetlerim de vardır. Şimdi emekliyim ama boş değilim. Mesela Arefe günü bizim hacıların geleneği, İstanbul'dan geldim. Burada dua yaptım, vaaz yaptım. Bayramda yine buradaydım. Ama düğünlerde, ama cenazelerde, acıda tatlıda, dini irşatta bulunmaktan geri durmuyorum. Hocam, Kayseri'de doğdunuz, büyüdünüz. Benim merak ettiğim sorular var sizle alakalı. Eminim ki sizi izleyen izleyicileriniz de merak ediyordur. Buradan en büyük hayranınız annem. Buradan tüm annelerin de ellerinden öpüyoruz. Ben de selam hürmet sunarım. Biz efendim. De hürmet ederiz hocam. Çok Allah teşekkür olsun, ederim. Hocam, gençliğiniz burada geçti. Doğru. Evliliğiniz burada geçti. Doğru. Kaç çocuğunuz var, nasıl evlendiniz, gençliğinizde neler yaptınız gerçekten merak ederim. Efendim ilkokulu Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, merkez ilçedir şimdi bura. Orada doğdum.
İlkokulu da burada okudum. İlkokulu bitirdikten sonra ortaokula gidelim, liseye gidelim böyle duygular yoktu. Ama kendimi de böyle yenemiyordum, ilme vermek istiyordum. Kur'an-ı Kerim okuyayım dedim, Kur'an-ı Kerim'i öğrendim. Arapça öğrenmeye çalıştım. Osmanlı'dan kalan medrese usulü Kayseri'nin cami kebirinde eski ulemadan ders aldım. Maşallah. Hocalarımızdan birinin evi böyle İmam Hatip'in yolu üzerinde. Hocamız hastalandı, getirmeye gittik. Giderken okulun penceresinden baktım, yazı tahtasında Arapça metin yazılı. Allah Allah. Ya ben biz hocanın peşinde koşuyoruz, devletin burada kaç tane hocası var. Girdim okul müdürünün makamına, ben bu okula kaydolmak istiyorum dedim. Almayız seni dedi. Neden? Niye almazsınız dedim. Parmağımda nişan yüzüğü var. Onu evlilik işareti sandı. Sen evlisin, almayız dedi. Yok ben evli değilim dedim. Nişanlıyım ama evli değil. Öyleyse dedi alırız da şimdi değil ki, kayıt zamanı geleceksin, imtihan olacak. Kazanırsan alacağız. Dediklerini yaptık, kaydolduk. Benim emsalim İmam Hatip'in son sınıfındayken ben birinci sınıftaydım. Yani böylece geç kaydolmuş oldum. Bir İmam Hatip tahsili kadar dışarıda da eğitim aldım. Maşallah. İmam Hatip'i de bitirdikten sonra İstanbul Yüksek İslam Üniversitesi'ne kaydolundum. Daha ilk İmam Hatip'e kaydolunmazdan önce buraya bir vaiz geldi hacılara. Beni öyle övüyor ki halka, bu oğlan Diyanet'in ikinci adamı olur. Allah Allah, üçüncü demiyor. Birinci de demiyor. İkinci adam. Ben Diyanet İşleri Başkan Yardımcısıydım. Nitekim ki oldunuz. O öyle diyor. Kayınpederim de zeki bir adam. Ya ben bu oğlanı kaçırmayayım. Babama diyor ki kayınpederim, Mahmut Ağa diyor, ben kızımı oğluna vermek isterim. Gerçekten o da mi? Almak isterim diyor. Ya öyleyse dünür gel diyor ya. O da dünür varıyor ve tamam aldık verdik diyorlar. Bizim evde bir telaş var. O zaman şerbet içilir. Ya ne oluyor dedim. Ulan sen deli misin? Ne var? Ya sen nişanlandın. Ya nereye nişanlandın? Haberiniz ya? Yok. Ne? Kocanın kızına nişanlandın ya. Allah Allah. Ama o zaman öyle bir terbiye ki bunun zamanı mı? Benim hiç aklımda fikrimde yok böyle bir şey. Şerbetler dağıtıldı. Siz ne dediniz hocam? Hiç itiraz yok. O günün edebi bu. Ana ne dedi, baba ne dedi, evlat ona itiraz edemez. Hiç itiraz etme, tartışma yolu yok. Peki hocam, yengemizi ne zaman gördünüz? Ondan sonra gördüm tabii. Nişanda mı? Nişanda tabii, görmediniz. Nişanda görmedik. Nişanda. Düğünde. O günün kültürü, o günün edebi, nişanlılar birbirini görmezler. Göremezler. Yasak. Biz de o yasağa uyduk. Sonra gördük. Rabbime hamd ettim. Çok şükür. Doğru mu oldu? Doğru oldu. Ya bir ve iki numaralı çocuklarım yaşamadı. Eğer onlar da yaşayaydı, 7 evladım olacaktı. 5 erkek evlat, 2 kız. Sonra şimdi elhamdülillah Rabbim lütfetti. 5 hayırlı evlat. Benim eşim ilkokul tahsili yapmadı. O günün şartlarında kızlar ilkokula gitmez. O da o şarta uyarak gitmemiş. Sadık bir eş mi? Sadık bir eş. Hayırlı evlatlar verdi mi? Verdi. Şu anda 5 evlat, maşallah. 26 torun sahibi. Maşallah. Maşallah hocam. Yani torunlardan da meydana gelen torunlar var da onlarla maşallah birlikte 26. Hatta bir de manevi oldu. O maneviden de 3 torun meydana geldi ama o hakkın rahmetine kavuştu. Manevi, yani, manevisi şöyle efendim, merhum babam fakir olmasına rağmen bir yetim evlendirmişti. Benim de gönlümden geçerdi ya, ben de bir yetim evlendirsem. Cidde'de birisiyle tanıştık, babası Afgan, kendi Türkmen. Dedi ki hocam şu bacımı götürsen de Kayseri'de gelin etsen. Dedim niye, sen niye gelin etmiyorsun da bana emanet ediyorsun? Ya benim 5 tane kızım var. Bu kızın anası yok, babası yok. Ne olur götür şunu, Kayseri'de gelin et. Getirdik, hakikaten Kayseri'de gelin ettik.
Yani, ay Allah razı olsun hocam. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Ay. Yani nüfus cüzdanı sahibi oldu, pasaport sahibi oldu. Bunu değerli seyircilerimiz bu nimetin kadri kıymetini bilsinler. Bunu büyük bir nimet olarak bildi bu manevi kızımız. Allah 3 tane de altın evlat verdi ama amması şu kanser hastalığı ile kızımız, bu manevi kızımız bu yıl aramızdan ayrıldı. Hacılar mezarlığına defnettik. Değerli seyircilerimize Rabbimiz hayırlı ömürler ihsan eylesin. Ay hocam ne kıymetli sohbet. Gerçekten sizinle şu anda röportaj yapıyor olmak benim için çok kıymetli. Bana, izleyicilerimize de böyle canı gönülden bir nebze de olsa özel hayatınızı anlattığınız için de çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun, paylaştığınız Allah için. Razı olsun. Sizden hem programım adına hem izleyicilerimin adına hocam evinize kadar gelmişken hayır duanızı isteriz. Amin. Elhamdülillahi Amin. Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Erhamer Rahimin. Bizlere bitmez tükenmez nimetleri ihsan eyledin, sana hamdolsun. Cennet gibi bir vatanın sahibi, mefahir dolu tarihin varisi kıldın, sana hamdolsun. Lütfeylediğin bunca nimetler karşılığında şükran görevini yapabilecek bahtiyar kullarından eyle. Amin. Hanemize misafir bulunan bu kardeşlerimizi her türlü korktuklarından emin, umduklarına nail eyle. Amin. Sıhhat ve saadet dolu hayırlı ömürler ihsan eyle. Amin. Devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapabilmelerini Amin. Nasip eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.